Merhabalar. Bugün sizlere benim ayakkabılarımdan alan arkadaşlar için bir ayakkabı videosu çekmek istedim. Bakın bu şekilde ayakkabılarımızı giydirdiğimizde bu şekilde olacak. Ben ayak videosunu çekeceğim arkadaşlar. Şu şekilde bir ayak göstereceğim. Bu ayağı yapan arkadaşlar diğer kalan vücudun devamı için daha önceki videolarımda olan lila bebeğin vücudunu devam edebilirler. Bakın bu şekilde el ayakkabılarımız var. Bunlara da olabilir. Rahatlıkla giydirebileceğiniz el bebeklerinizin ayakkabılarına da olabilir. Bu şekilde. İpim kartopu amigurumi ipi 12-19 numara. Tığım 2 milimetrelik tığ arkadaşlar. Evet, ipimle devam ediyorum. Şöyle kıracağım. Arkadaşlar, zincirle başlıyorum. Bir tane zincirimi sağlamlaştırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 adet zincir çektim. Hemen ikinci zincirime batıyorum. Evet, ikinci zincirime battım. En başa bir deliğe 2 adet sık iğne yapıyoruz. En başa 2 adet sık iğne yaptım. Normal düz bir şekilde sırayla doldurarak devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6. Evet, 6 adet tek battım. En sondaki deliğime 1 2 3 4 ve 5. Tekrar düz bir şekilde devam ediyorum. Diğer deliğe batarak 5 tane yaptım bu baş kısma. 2 3 4 5 6 6 ve bir tane daha battım. 7. Toplamda 20 adet sık iğnem olmuş oldu. Hemen en baştakine batıyorum. Tek sık iğne olarak bakın. Bu şekilde etrafını dönerek işleyeceğim. 20 sık iğnemizi 8 sıra düz bir şekilde işleyeceğiz. Evet, 8 sıramı işledim. Şu şekilde sayın bakın. Göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diğer tarafıma bakacağım. 3, 6, 7, 8. Evet, 8 sıram olmuş. Şu şekilde köşeye geldiğimizde, bakın şöyle ikiye katlıyorum ben. Şu şekilde şu kenara geldiğinizde, yani ortalamanız lazım ama şöyle göstereyim. Tam şu köşede olacak. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir değil, ikinci deliğe batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Evet, 9 sık iğne yaptım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir değil, ikinci deliğe batıyoruz. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Bir tane daha batacağım. 8. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir değil, ikinci deliğe tekrar batıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tekrar ikinci deliğe batıyorum, dönüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar bir zincir çektim. İkinciye battım. 1, 2, 3, 4, 5. Burada da 5 sık iğne yaptım. Tekrar bir zincir çektim. Geri döndüm. İkinciye battım. 2, 3, 4. Evet, burada 4 adet yaptım. Bakın bu şekilde olacak. Şimdi hemen yanındaki yere batıyorum. Şuraya. Şuraya batıyorum. Etrafını döneceğiz. Hemen bir yanındakine batıyorum. Yani eşit aralıklarla batmaya dikkat edin. Mesela bu kenara 1, 2, 3. Dört, beş ve altı sık iğne yapmış oldum. Evet, altı sık iğne yaptım bu kenara. Hemen üst kısmına geliyorum. Burada ilmek kaydırma yapacağız düz olan yeri. Şu üst kısmını ilmek kaydırma yapıyorum. Yani alıyorum, direkmenin içinden çıkıyorum. Alıyorum, direkmenin içinden çıkıyorum. Amigurumi izlerinizde işlerken mümkün olduğunca sıkı işleyin mutlaka. Çünkü gevşek olursa boyutu farklı olabilir. Tekrar etrafını döneceğim. Biraz milin batma konusunda ben biraz da sıkı işlediğim için, çünkü arkadaşlar amigurumileriniz bir süre sonra ipler biraz yumuşuyor ve kendilerini bıraktıklarında hiç güzel olmuyor. Yani çok yumuşacık oluyorlar. Ben o şekilde pek sevmediğim için. Evet, bu şekilde etrafını dönmüş olduk. Köşeye geldim. Yani baş kısma geldim sayılır. Şimdi 1, 2, 3. 3 sık iğne yaptım. Bir eksiltme yapıyorum. Şu an ikinci sıramı işliyorum. Etrafını döndüğümün ikinci sırasındayız. Şu köşede bir eksiltme yaptım. 1, 2, 3. Tekrar şu köşede bir eksiltme daha yapacağım. İlmek kaydırma yaptığım yerin üzerine tekrar ilmek kaydırma yapıyorum. Bir eksik, bir fazla sorun değil. Yani o sık iğnelerin bir eksik bir fazla çıkmasına elinizdekilerin sayıları farklı olabilir. Takılmayın. Teknik olarak aynı yaparsanız ve şu kısmını 20 sık iğne eşit yaparsanız sıkıntı olmaz. Bir ilmek kaydırma daha yaptım. Şu köşe kısmından bir eksiltme daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Toplamda 4 adet eksiltme olacak. Tekrar bir eksiltme daha yapıyorum şu köşe kısımdan. Evet. Göstereyim. Bir adet burada eksiltme yaptım. Bir adet burada
2 kez ilmek kaydırma yaptım. Bir adet burada eksiltme yaptım. Bir adet de burada. Yani 4 adet eksiltmem olmuş oldu. Şimdi tekrar 1, 2 ve 3. Bir adet eksiltme yapıyorum. Tekrar 1, 2 ve 3. Bir adet eksiltme daha yapıyorum. Tam eksiltmelerimin hemen hemen üzerine geliyor diğer eksiltmelerimde. İlmek kaydırma yaptığımız yeri düz bir şekilde işleyeceğiz. Ben biraz sıkı işlediğim için milim sıkıntı yaşıyor. Evet, ilmek kaydırma yaptığım yeri, iki kez ilmek kaydırma yaptığım yeri düz bir şekilde işledim. Diğer eksiltmemin üzerine geldim, şu köşedeki. Onun üzerinden tekrar bir eksiltme daha yapıyorum. Bir, iki, üç. Evet, üç tane işledim. Tam şu arka kısımdan 3 adet daha işledim. Şu köşeye geldim. Son eksiltmemi yaptığım yerden bir adet daha eksiltme yapıyorum. Evet. Tı 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Evet, 17 sık iğnem olmuş oldu. Bakın bu şekilde ayağımız. Zaten lila bebeğin bacak kısmında da 17 sık iğneydi. Devam kısmını lila bebeğin affedersiniz bacağına bakarak, yani onun tarifini devam ettirerek bu ayağı tamamlayabilirsiniz. Vücudu da aynı şekilde lila bebeğin vücudundan yapabilirsiniz. Onun vücuduna gayet uygun. Onun bacak sayısı da zaten 17 sık iğneydi. Evet, 17 sık iğne kaldığında normal düz bir şekilde işlemeye devam ediyorum. Size doldurma işlemini göstereceğim. Hem bu arada topuğumuzun daha belirgin, bacağımızın daha düz durması açısından. Evet, düz bir şekilde devam ediyorum 17 sık iğnemi. Evet, bacağımızı tamamladık. Bu şekilde doldurma işlemini göstereceğim. Elyafımızı ayak kısmına çok fazla doldurmuyoruz. Çünkü ayakkabının içinde çok böyle şişkin dursun istemiyorum. Normal sıkılıkta dolduracağım ayak kısmını. Ayağın uç kısmını, şu kısmını. Ben bu şekilde makasla doldurmayı seviyorum. Bu arada. Evet, ayak kısmımızı hemen hemen eşitledik. Şimdi topuk kısmını doldurma işlemini göstereceğim. Bu şekilde ayağı şu şekilde tutuyoruz. Elyafımı alıyorum. Şu şekilde topuğun arka kısmına doğru itiyorum. Bacağı da hafif öne doğru çektiriyorum. Yani bacak biraz daha öne doğru baskılı bir şekilde doldurursanız topuğa doğru, bacak geriye doğru değil de daha dik duruyor. Bakın. Bu şekilde. Elyafı şu şekilde tutup şöyle şu şekilde itiyorum, şöyle. Hafif de bacağı öne doğru büktürüyorum. Evet, ayağımız hazır. Ayakkabılarımıza istediğimiz gibi giydirebiliriz.
Çok kolay kolay da çıkmaz, düşmez bu şekilde. Gayet de şık oldu. Herkese kolaylıklar dilerim.